Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İnöyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, çektiğim videolardan da zil butonuna açarak haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar ve daha önce bu inöyası modelinden yapmıştım sizlere tığ şeklinde de anlatmak istedim. Aşağılarda arkadaşlar pembe çiçekli olan yaprakları inöyasıyla. Ortadan büyüterek genişletilerek çok farklı taklitle yaptığım bir iğne oyası modeliydi arkadaşlar. Bu şekilde de tığ oyası olarak sizlere anlatmak istedim. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar her zamanki gibi ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Şu şekilde bir ara suyumuz var arkadaşlar. Ara suyumuzu 5 tane hazırladım ben. Bir tane de size göstermek için beraber yapacağız arkadaşlar. İki zincir çekiyoruz. Bir defa doladım. Bu şekilde tığ battıma girip 2 2 aldım. Üzerine 4 zincirli bir tomurcuk yapıyoruz. Kapattım arkadaşlar trabzanıma. 2 zincirimi çektim. Tığ battımın içine arkadaşlar hemen kapatıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar her zaman da kullandığımız bir ara yok. ve şimdi arkadaşlar buraya tığ battılar hazırlayacağız ikişer zincir çekip 5 tane tığ battı hazırlıyorum 1 2 zincir kapattım yandakine 2 zincir Bismillahirrahmanirrahim 3. tığ battım 2 zincir 4. tığı battım 2 zincir bu şekilde 5 tane tığ battı hazırladım 10 zincir çekiyorum 10 zincirimi çekip ters tarafından arkadaşlar 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıma kapatıyorum bu şekilde 2 zincirle dönüş yapıyorum düz yüzüne şimdi buraya arkadaşlar bir defa dolayıp 8 tane 2 2 alarak trabzan yapacağım 2 tane trabzanım oldu 3 4 5 6 7 ve 8 bu şekilde arkadaşlar 8 tane trabzan yaptım bir zincir çekiyorum ve ters tarafına döndüm dibine değil bir sonrakine 1 2 3 4 5 ve 6. olarak kapattım. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum arkadaşlar. Dibindeki yere değil. Bir sonraki ikinci sık iğnemin içine bir şekilde kapatıyorum. 1 2 Bir zincir çektim döndüm. Dibine değil, bir sonraki yani ikinci sık iğnenin tepesine kapattım buraya. 1 2 3 ve 4. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş azaltıyoruz sık iğne sayılarımızı. Bir zincir çekip döndüm. Yine bir tane değil. Yani birinciye değil, ikincinin içine girdim ve 3'e düştü. Tekrar bir zincir çekip dönüyorum. 2 tane bir zincir çekiyorum. Döndüm arkadaşlar bu şekilde ve en son bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi şuradaki fazla sivrilik değil ya arkadaşlar. O şuradan kaynaklanıyor bir zincir çekip dönüyorum. Tekrar bir tane kalanın tepesine geri dönüp bir tane yapıyorum. Buradan iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Tekrar bu bir kalan yere, bir alta yani. Bu iki zincirimle kapatıyorum. Bakın o iki zinciri oraya kapattım. Bir zincir çekip bir alta iniyorum. Bir zincir çekip bu şekilde bir alta iniyorum arkadaşlar aşağıya kadar bu şekilde ineceğiz Bir zincir çekiyorum, bir alta iniyorum. En son iki zincir çekip, çünkü arkadaşlar burada iki zincirle çıktığım trabzandı. Bu şekilde buraya kapattım. Şimdi bu geri kalan kısma da aynı şekilde arkadaşlar iki zincir çekip bir defa doluyorum, 2 i̇ki, iki olarak alıyorum. Yine buraya 8 tane trabzan yapıyorum. 3. 4 5 6 7 ve 8 Burada da 8 trabzanla başlamıştık arkadaşlar. Bir tane yaprak yaptım buraya. Aynısını burada ne yaptıysam aynısını arkadaşlar azaltarak yapıp aşağı inip sonra şu ara suyunu yapacağız. Şimdi bunu ben yapayım. Aynısı olduğu için vakit gitmesin arkadaşlar ara suyunu beraber yapalım Evet arkadaşlar bu şekilde Aynı birincide ne yaptıysak Bu ikinci yaprağımızda yapıp iki zincirle buraya ana yuvaya tutturdum Tekrar iki zincir çekiyorum arkadaşlar Yandaki tığ battıya girerek Bir tane tığ battı yaptım Yandaki tığ battıya girerek aynı buradaki tığ battıları buraya da yaptım arkadaşlar Ve iki zincir çekerek Ara suyumuza geçiyoruz. Bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. Tekrar buraya 4 zincirle arkadaşlar. bir kirpik yaptım. 2 zincir çektim. Tığ battıya girdim. 1 2 zincir bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıya girip 2 2 alıyorum. 1 2 3 4 zincir. Bir pik olarak kapattım buraya. İki zincirimi çekiyorum. Yandaki tığ battıya girip kapatıyorum. İki zincir yandaki tığ battıya trabzanımı yaptım. Dört zincirimi çekip bu şekilde arkadaşlar tomurcuk yapıyorum. İki zincirle tığ battıma girip bir zincir çekiyorum arasıyım arkadaşlar. Örnek amaçlı olduğu için bu kadar yapıyorum. Siz her zamanki gibi 6 7 tane arkadaşlar. Bu da ben 6 tane yaptım. Siz de 6 tane de yapabilirsiniz. Bu aralık fazla yakın değil arkadaşlar. Evet şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. İkinci çiçeğimizin rengini de yine turkaldan yapıyoruz. 10 tane zincir çekiyorum. 10 zincirimi çektim. Şöyle ipimi biraz sıktırıyorum arkadaşlar. Rahat bir şekilde batmak için buraya bir sahte sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. 4 zincirimi yaptığım bu yuvamın içine kapatıyorum sık iğneyle. Bir tane yuva yaptım buraya. 1 2 3 4 zincir. Kapattım buraya ikinci yuva. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu da 3. yuvam. 4 zincir. 4. yuvam. 4. yuvam arkadaşlar. Halkamın içine kapattım. Buraya da bu şekilde bir sık iğne yaparak ilk yaptığım yuvamın içine geçiyorum. Bu şekilde. 3 tane zincir çekerek çiçeğime başlıyorum arkadaşlar. Bir defa doladım bu ilk yuvama ile girdiğim ilk yuvamın içine 1 2 2 trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir kapattım kirpik olarak bir defa doluyorum yuvama 1 2 2 yine bir trabzan 5 zincir kapatıyorum buraya kirpik yaptım bir defa doladım 1 2 2. 3. tırabzanım. 5 zincirimi kapattım buraya. Bir defa doladım. Yoloya girdim. 1 2 2. 4. kirpiğim için yine 5 zincir çekiyorum arkadaşlar. 4 olmuş. Bu da 5.si. Şimdi 4 tane kirpiğimizi yaptık. 4 kirpiğimizi yapınca arkadaşlar 3 zincir çekip artık bu yaprağı kapatıyorum buraya. 4 kiprik olunca 3 zincir çekip sık iğne ile yaprağımı kapattım. Tekrar ikinci yuvaya geçiş geçip aynı işlemi burada da uygulayacağız. 3 zincir bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2. Trabzanımı yaptım. 5 zincir kapattım buraya. Bir defa doluyorum, yuvaya girdim. 1 2 2. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım buraya 2. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım kirpik olarak. Bir defa doluyorum, yuvaya girdim. 1 2 2. 4. kirpiğimi 5 zincir olarak buraya kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Yuvaya girdim. Kapattım. 3. yuvamıza da sık iğneyle geçiyorum. 3 tane zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. 1 2 2. 5 zincir. Kapatıyorum kirpik olarak. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 3 seferde aldığım bir trabzan 5 zincir Kapattım bu şekilde Bir defa doluyorum Yuvaya girdim 1 2 2 1 2 3 4 5 zincir kirpik olarak buraya kapatıyorum Şimdi arkadaşlar 3. yaptık dördüncü de Çiçeğimizi monteleme işlemine geçeceğiz Bakın 3. yaprağımın Son kirpiğini yaparken 2 zincir çekiyorum ve modelimi alıyorum arkadaşlar bu şekilde burada 5 tane tümsek var bakın arkadaşlar bu şekilde göstereyim burası modelimizin ters tarafından çatacağım arkadaşlar düz tarafında da aynı şekilde şuradan sayıyorum 1 2 3 4 5 2 yukarıda iki de aşağıda bırakıp bu tam ortadaki sık iğne dönüşünden buradan hani iki, bir, bir zincirle aşağı iniyoruz ya oradan tutturdum Yine iki zincir çekiyorum. Buraya trabzanımın kirpiği olarak trabzanımın arasına kapattım. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde şöyle buraya ortadaki yere tutturdum. Ve 3 zincirle bu yaprağımı kapatıyorum. 3 zincirimi çektim. Yuvama sık iğne ile girdim. Sonuncu yuvamız için bir sık iğne ile arkadaşlar yuvaya geçiyorum. 3 zincir çekip bir defa doluyorum. 1 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. Yine kirpiği yaparken buraya yaprağımıza çiçeğimizi monte edeceğiz. Aynı şekilde arkadaşlar karşısındaki 1 2 3. sık iğnemin içine bir zincirle indiğim yeri arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile tutturdum. İki zincir çekiyorum. Buraya trabzanımın arasına bu şekilde kapattım. Evet. Üçüncü yaprağımın son. Dördüncü yaprağımın da ilk kirpiğinden bu şekilde çiçeğimi monte ediyorum. Tekrar aynı şekilde arkadaşlar bir defa doladım. 1 2 2 Buraya yine 4 tane bu şekilde kirpikler yapıp yaprak yapacağız. 2 4 ve 5. Bu ikinci kirpiğim. Bir defa doluyorum, yuvaya girdim. 1 2 2. 1 2 3 4 5. Bu da üçüncü kirpiğim. Bir defa dolayıp yuvaya girdim. 1 2. 3 seferde aldığım bir tırabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir trabzanıma kapattım sonuncu bitirmek için arkadaşlar yine 4 zincir şurada düğümüm var arkadaşlar ha pardon 3 zincir dibine bu şekilde düğüm arkada gelecek şekilde şöyle sık iğne ile tutturup yine bir zincir çekiyorum arkadaşlar ve ipimi koparıp arkada yakacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ortasının tohumunu atacağız sarı renk ipimizle bu yuvalar yapmıştık arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kirpiklerimiz yapmak için dörder zencirli yuvalar yapmıştık oraya bir tanesinin içine sık iğne ile girip ipimi tutturdum şimdi arkadaşlar bir defa doluyorum sahte sık iğne dediğimiz olayı buraya yapıyorum. Biraz tümsekli olduğu için kalın durduğu için arkadaşlar bu şekilde bu sahte trabzanı sık iğne olarak kullanmayı tercih ettim. 2 ve 3. Her yuvanın içine arkadaşlar 3 tane sahte trabzanımızı yapıyoruz. Bir defa doladım. İkinci yuvaya geçtim. İkinci yuvada üçünü birden kapattım. Bir defa doluyorum her yuvanın içine üç tane bu sahte trabzandan yapıyorum sık iğnelerim daha dolgun durduğu için bunu tercih ettim arkadaşlar bir defa doluyorum 3. yuvaya geçtim 1 2 ve 3 bir defa doladım yuvaya girdim bu şekilde. 1 2 ve 3 Her yuvanın içine üç tane 3. de bu şekilde girdim arkadaşlar. Ve son kez de bu ilk yaptığım sık iğnenin içine girip şöyle birbirlerine bağlantı yapmasını istiyorum. Bunu da sahte sık iğne yani ipi dolamadan yapılan sık iğneden yaptım. toparıyoruz arkadaşlar çiçeğimizin bu ipleri arka tarafına çekeceğim altta bunları yakacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar iplerimi altta temizledim bu şekilde tohumlarını da attım yaprağım da bu şekilde oldu arkadaşlar Evet arkadaşlar şurada iki zincir çekip çatmıştık burada direkt sık iğne yaparak çatmışım arkadaşlar bu şekilde benim yaptım yaptığım biraz daha dik daha önce yaptım biraz daha yakın durdu yaprağı arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Bence çok hoş bir model oldu arkadaşlar. Yine iğneden tığa şahane bir çiçek modeli oldu. İki yaprak arası çiçek oldu. Çok hoş oldu. İnşallah arkadaşlar siz de beğenir ve yaparsınız. Yapacak arkadaşlar kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.